Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Bugün bir doğal ortamda sizlere video çekmek istedim. Çünkü hem temiz hava alalım, beynimize birazcık fazla oksijen gitsin ve inşallah sizler için hayırlı olabilecek bilgiler dilimizden dökülebilsin arkadaşlar. Bugün sizlere daha önce çok belirttiğim bir konuyu birazcık daha açarak anlatmak istiyorum. O da nedir? Soru çözme. Yani bu sınava hazırlıkta ben öğrencilerime hep şunu söylüyorum. Yıllardır hatırlarlar, bilirler. %65'lik zamanı soru çözümüne vermek lazım. %35'lik zamanımızı konu anlatımına vermek lazım. Neden böyle daha büyük bir oranı soru çözümüne veriyorum? Çünkü doğru soru çözmeyi bilen bir öğrenci soru çözerken aynı zamanda çünkü konu da çalışabilir. Kıymetli arkadaşlarım, okullarınızda okurken hatırlarsınız. Bir bilgiyi biz 10 defa da okusak, hele de bu hukuk dersi ise aradan birkaç hafta geçtiği zaman 11.yi okusak sanki ilk defa okuyormuş gibi bizlere gelebiliyor. O zaman biz bunu nasıl çözeceğiz? Nasıl sınava en sağlıklı halde gideceğiz? İşte büyük bir oranı, yani %65'lik tarafı soru çözümüne vererek. Tamam, soru çözümüne verelim ama nasıl doğru soru çözümü gerekiyordu bizler için? Kıymetli arkadaşlarım, diyelim siz bir dersi önünüze aldınız. O dersi bölümlerine ayırdınız. Örnek veriyorum, anayasa hukukunda genel esaslar, temel haklar ve ödevler, yasama, yürütme, yargı diyelim. 5 bölüm olarak düşünelim bunu. Öncelikle sizler genel esaslara çalıştıktan sonra, genel esaslara %35 dedik ya, hocayı dinlediniz, derse girdiniz, sonra bir ufak tekrarınızı yaptınız ve hemen soru çözümüne başladınız. Soru çözümünü yapmaya başladınız, 100 soru, 200 soru çözdünüz, genel esaslarla alakalı çıkmış ve özgün. Toplam 200 sorunuzu bitirdiniz. Bu 200 sorunun içerisinde bir baktınız ki 70 tane bizim yanlış sorumuz var. 130'u doğru, 70'i yanlış. O zaman biz devam mı etmeliyiz? Yani hemen genel esaslardan sonra temel haklara ve ödevlere geçmeli miyiz? Geçmemeliyiz. O 70 hatalı soruyu, neden hata yaptığımızı önce bir analizini yapmalıyız. Hobchamps tekniğini daha önce anlatmıştım. YouTube'da da var bu. Orada demiştik ki hani lokal müdahale. Analizini yapıp sonra lokal müdahale. Analizini yaptık. 70 soruyu neden hatalı olduğumuzu, hangi konularda eksiğimiz olduğunu belirledik. Ve hemen onunla alakalı bir çalışmayı devam ettirdik. Sonra döndük arkadaşlar. Bir daha genel esasla alakalı soru çözdük. Yine çıkmış artı özgün. Bunu arkadaşlar %20 bandına getirebilmişseniz, yani %20'ye kadar hata payı koymuşsanız ve bunu da başarabilmişseniz, o konu demek ki sizde oturmuş demektir arkadaşlar. Sonra diğer bölüme geçeceksiniz. Bu şekilde anayasa hukukunu bitirdiniz. Yanına da medeni hukuku koymuştunuz. Onu da aynı şekilde yaptınız. Devamında ne yapacağız arkadaşlar? Diğer borçlar hukuku ya da bir idare hukuku dersine geçmişsek, o dersi yaparken, o dersle alakalı soru çözerken, günde 5-10 soru da olsa biz o geçmiş bitirmiş olduğumuz anayasa hukukuyla alakalı dersleri çözmemiz lazım. Hani dedim ya 70 hatalı sorumuz vardı. O hatalı sorularımız da mutlaka arkadaşlar postitlerle mi olur, işte not kağıtlarıyla mı olur, bir şekilde onları bir yere not alın. Neden? Çünkü derslerimiz bittikten sonra sınava şöyle 1-1,5 ay kala o yanlış yaptığımız sorulara bir daha dönersek arkadaşlar, o zaman bunu daha da kalıcı hale getirmiş oluruz ve minimum hatayla sınava gireriz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.